dönemin ilk dersinde canlıları işleyeceğiz. Canlılar özelliklerine göre, çeşitli özelliklerine göre 4 farklı grupta incelenebilirler, sınıflandırılabilirler. Bunlar hayvanlar, bitkiler, mikroskobik canlılar ve mantarlar. Hocam, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim çocuklar. Endişelenecek bir şey yok. İyiyim. Tamam, ne diyorduk? Canlılar aynı zamanda kendi içlerinde de sınıflandırılabilirler. Örneğin hayvanlar, omurgalılar ve omurgasızlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Omurgasız hayvanlar ne demek öğretmenim? Omurgasız hayvanlar, iskelet yapısına sahip olmayan hayvanlar demek. İşte örneğin deniz anası, midye, solucan. Çocuklar kusura bakmayın, geleceğim ben. Selma, neyin var kızım, iyi misin sen? Harbi midem çok kötü. Dur bir sakin ol. Ben Taner'i arayayım, gelsin seni alsın, olur mu? Yok yok, hiç aramayın. Onlar ağda çalışıyorlardı zaten şimdi. Yeni icatlar, yeni işler vardı. Gel o zaman yüzünü yıkayalım. Zehirlendin mi, ne oldu acaba? Midem çok bulanıyor. Yok, yok açmıyor ya. Bak ben biliyorum. Kesin bak bir şey daldı gitti. Beni burada böylece unuttu. Ya saçmalama Asuman. Ramazan abim unutur mu böyle bir şeyi? Arar şimdi, merak etme. Hem sen kıpırdama, dur. Daha makyajın bitmedi. Hah, evet. Dur. Zaten bu kadar makyaja da gerek yoktu. Orada stüdyodan önce yapıyorlar. Ya olsun Asuman abla ya. Sen bugüne bugün bizim ailemizin süperstarısın. Herkes görsün ailemizin sanat ışığını. Güzellerim benim ya. Teşekkür ederim de yani ben bu heyecanla bir program sunmayı zaten zor nefes alıp veriyorum. Asuman, sakin ol. Bak dört dörtlük bir program olacak. Çok güzel olacak. Sen güven kendine ya. Evet, sen düğünlerde, şenliklerde ortalığı kasıp kavuran insansın. Hı. Dur. Bitti. Çok güzel oldun. Çok güzel oldu diyor. İnşallah Allah nazarlardan saklasın. Hadi bakalım. Kız. Valla güzelmişim he. Elinize sağlık. Aferin. Asuman. Kızım lüks bir araba geldi, seni soruyor. Geldiler. Geldiler kızım, ne yapacağız? Sakin tamam. Ol. Çantanı, sazını, telefonunu unutma. Çantam. Telefon burada da Ramazan. Ramazan yok. Tamam ara sen onu, en kötü yoldan alırsın. Sen geç kalma da. Evet hadi. Ramazan ya. Tamam. Dua edin bana. Ne olur dua edin. Adile anneciğim sen de dua et. Ah benim güzel kızım. Bizim bütün dualarımız seninle. Hadi Allah yolunu da bahtını da açık etsin. Amin. Çok güzel olacak hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Sakin. Ayakkabılarını giyeyim. Valla kalp krizi geçireceğim ben. Güzel olacak, güzel. Asuman Hanım. Buyurun benim. Buyurun efendim. Hadi iyi yolculuklar Asuman abla. Sakin ol. Geleceğin hiçbir şey yok. Dua edin kızlar. Hadi. Ara bizi. Ramazan aç, ne olur aç şu telefonu artık ya. Bence olur. Olmaz. Olmaz ya, olmaz. Ben kabul edemem bunu. Katiyen olmaz. Lan niye olmasın? Mis gibi oluyor işte. Olmaz amcaoğlu, olmaz dedim ya. Allah Allah. Taner sen söyle amcaoğlu. Amcaoğullar robotlara diye isim mi olur ya? Olur, olur. Olur. Bak, hem bak halis polis yerli ismi hem de bizi temsil ediyor. Bence on numara. Yok, yok ya. Şimdi amcaoğlu, Ramazan haklı. Amcaoğlu robotları olmuyor ya. Böyle biraz şey gibi, böyle ne derler? Civcivli. Yok değil. Çit kırıldım. Yok, yok değil. Cüretkar. Ne oğlum Behçet, ne alakası var bunların bizim robotumuzun ismiyle ya? Allah Allah. Ne alakası var robotun ismiyle bunların? Değil, öyle şeyler değil. Ne bileyim usta, ben daha konuyu tam anlayamadım. Öyle kafamdan kelime türetiyordum. Tamam tamam, neyse ya. Hem zaten bir adı var bu robotun. Taner'e ilham veren, bilim kurgu romanlarında çığır açmış bir isim. Ramot. Haklı yok. Ramot ismi böyle orijinal bir isim. Düzgün, güzel bir isim. Haklı, Ramazan haklı. Hem zaten Ramot'tan geldi ilham da yani. Orası da var şimdi.
Vallahi oy çokluğu var, itiraz etmiyorum. Zaten bıyık da çizdiniz robota. Ne bak önday, ne bak önday diye dolaşsın ortalıkta. Ha ne güzel, vallahi bıyıklı robot süper fikir bence. Bıyıklı robot. Dur lan dur. Gülsüm annem var ya, bir dakika. Efendim anne. Aslı ya. Ne diyorsun anne sen? Tamam, nerede? Anne nerede? Tamam, geliyorum şimdi ben, tamam. Tamam, geliyorum hemen, tamam. Tamam, eyvallah. Ne oluyor lan? Amcaoğlu, benim hemen çıkmam lazım. Bir Selma kötüleşmiş, bir midesi bulanmış, başı dönmüş, bir gideyim hemen. Tamam, olur amcaoğlu, hamilelik de olur. Sakin ol sen ya. Ya hanımını görmeden atlamaz. Ben de çıkacaktım zaten, seni bırakayım ben. Hadi. Size emanet. İyi, tamam, hadi. Gidin bakalım. Haber edin ha. Tamam. Ha, Behçet. Biz de boş durmayalım. Şu robotla gidin makaleleri falan bulalım, tamam mı? Bu robot bize var ya, çağ atlatacak çağ. Hadi bakalım. Bilgisayarı bırak bakayım. Gel bakayım. Gel bakalım, gel bakalım, gel. Canım. Ha bakalım, iyi gelecek bu sabah. Sağ ol Mevsim'cim ya, zahmet ettin. Çok ağır kokuyor. Bu ne var bunun içinde? Zencefil. Seversin sen. Zencefil mi var? Ay ne oldu? Ay. Ama zencefil senin mide bulantına iyi gelecekti. Ay çok özür dilerim. Tamam dur. Dur ben sana başka bir şey getireyim. Papatya falan getireyim. Tamam geliyorum canım ben. Kıyamam ya. Tamam. Selma. Canım nasıl oldun? İyi misin? Nasıl oldu miden? İyi değilim. Taner, midem çok bulanıyor. Çok kötüyüm. Hadi ya. Bir dakika, sen nereden biliyorsun? Gülsüm öğretmen mi arayıp söyledi? Söyledi. İyi ki de söyledi. Burada tek başına kıvranıp duracaktın. İyi ki de söyledi. Bak geldim. Ne diyeceğim, sen bir şey yedin mi? Heh, miden dolu mu yani? Bir şey yiyebildin mi? Yok yemedim. Yani yiyemedim daha doğrusu. Ne yesem çıkarıyorum zaten. Su dışında bir şey de içemiyorum. Onu bırak, çocuklara ders anlatamadım. Ne yapacağım ben böyle? Tamam, sen bir sakin ol şimdi. Sen bir sakin ol, senin ilacın bende. Senin başka dersin var mı? Yok. Ha? Bugün başka dersin yok. Yok, niye? İyi güzel, gidebiliriz o zaman. Nereye? Ya sen gel. Sen soru sorun, sen gel bak. Ay sorsana canım. Ay hep böyle yapıyorsun sen de. Tamam hadi gel. Tamam dur. Senin ilacın bende.